Sığınacak Otomotiv'den herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Emrah Eroğlu. Sığınacak Otomotiv'i bilenler biliyor. Eniştemizin yeri İstanbul'da. Beylikdüzü Haramilere Sanayi Sitesi K Blok 55. Hemen numarasını tabelada görüyorsunuz. İstanbul'a ziyarete geldim. Özel bir işim vardı. Gelmişken de eniştemi göreyim. Yerini de sizlere göstereyim dedim. Videomuza başlamadan önce YouTube'un bizleri daha fazla ön plana çıkartması ve önermesi için aşağıdan videomuzu beğenmeyi ve yorumlarda da görüşlerinizi, eleştirilerinizi yazıp kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Kanalda birçok video var. Bunları izleyip kendinizi otomotiv sektöründe geliştirebilirsiniz. O halde videomuz artık başlasın. Ford Transit'imiz var. Bunun neyi olduğunu bilmiyorum. Artık kendisinden öğreneceğiz. Mekanımız bu şekilde arkadaşlar. Bekleme salonumuz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Enişte. Evet. Ne haber? İyi de sana ne haber? İyi. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? Devirden kitlemiş. Devirden kitlemiş? Evet. Araç ne? Jeep. Grand Cherokee diyor. Devirden kitlemiş. Devirden kitlemiş. Onda kalmış. Peki çok binmiş mi? Nasıl anlamış kitlediğini? Harak mı çıkmış? Direksiyon dönmemiş. Dönmediği için anlamış. O da farkına varmamış da. Ha. Kalkmış tabii. Kitledi, kayışı kopardı, direksiyon dönmedi. Aynen öyle. Bir de bakacağız şimdi. Devirden değişeceğiz. Haraklı olacağız. Bir şey yapmış mı yapmamış mı? Ona göre sonuca gideceğiz. Bakalım. Ona göre her an her şey olabilir. Motoru da dönebilir. Kapağı da dönebilir işlemler. Aynen. Evet. Evet. Şu an hiçbir şekilde dönmüyor. Hazırlıksız geldim biraz arkadaşlar. Işığım yok. Işığım da harika şu anda. Olsun, az çok demeyelim, yine ışık ışıktır. Evet. Çalışsın. Kayışın çalışsın diyor musun? Evet. Şimdi devirden sıra cıvataları sökülecek değil mi? Direkt. Aynen. Ondan önce başka bir işlem yapacağız mı? Yok yapmayacağız. Tamam. Sökmeye başlayacağız. Tamamdır. Şurada bir ıslaklık da görüyorum. Hortum çıkardık mı? Hortum çıktı ama. Tamam. Evet. Mekanımız bu şekilde arkadaşlar. Evet, bir hasta görüyorum. Durumu kritik sanırım. Çünkü üstü yok. Üstü yok. Enişte, bunun durumu ne? Bunun durumu ne? Yaşayacak mı? Vallahi yaşatmaya çalışacağız ama bak şurayı görüyor musunuz? Bak şurayı. Saniye. Evet. Görüyor musun? Darbe. Buradan darbem var. Bak. Ve oval yapmış. Burada da oval var. Peki, aa, o zaman çatlaktır ora. Evet, çatlaklık var zaten. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yok da var. Kapağı da görüyorsunuz. Conte bir de parçalamış yani. Evet. Görüyor musun? Buradan. Oo, bayağı kötü. Tabii tabii. Yani bu aşırı derecede hararet görmüş. Adam üstüne gitmiş son noktaya kadar. Bu hale son yapmış. Noktaya kadar, evet. Tabii. Maalesef. Haber bekliyoruz. Ne haberi gelecek? Yani olumlu veya olumsuz. Rektifiye dönecek değil mi şu an araç mecburen? Mecburen rektifiye dönecek. Araç sahibiye yaptıracak ya da
başka bir karar alacak artık. Yani artık ona kalmış bu seferde kalmış. Tamam. Devrem kitleyen aracımız da bu. Çıkıyor mu devreden? Ne zaman çıkacak? Daha var dedi. Yeni başladı her şey. Bakalım devir daimimiz nasıl çıkacak? Neden kilitlemiş? Birazdan hep beraber öğreneceğiz. Şu an devir daim bağlantılarımız sökülüyor. Hortumumuzun kelepçesini söküyor. Görüyorsunuz hep korozyon. Çıkan civatalar hep pas. Ve sıcak. Sıcak çünkü müşterinin acelesi varmış arkadaşlar. Zaten yolda biraz beklemiş. Normalde bu işlemler araç soğuyunca olur. Antifriz kullanılmış. Kırmızı. Ama geçmişini tabii ki bilmiyoruz. Veya antifriz uzun süre değiştirilmezse sudan daha kötü pas yapıyor. Ve çok zarar veriyor. Evet. Büyük an. Kader anı. Devir daimimiz çıktı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Nasıl enişte çarkları vesaire. Yok şu an dönmüyor aslında. Demiş. Evet. Bu genelde trigger devirden set olarak tabii değişmiyor. Ondan değişmiş dolayı oluyor. Işte. Maalesef. Bu şekilde pası görüyorsunuz. İçeriği göstereyim. Burası da çok kötü. İnşallah müşterimiz devirdaimle kurtarır. İnşallah. İnşallah dedik. İnşallah değil mi? Evet. Şimdi Ford Transit aracımıza geçtik. Enişten bunun işlemlerini yapmış. Fakat kendisi 18 yıl Ford servisinde çalıştı. Daha sonra 4-5 senedir de kendi işletmesini işletiyor arkadaşlar. Birazcık Ford'la ilgili konuşacağız. Çünkü takipçilerimiz büyük araçlara bakmadığınız için bayağı bir sorular sordu. Ford araçları özellikle hararet sıkıntısı çok çekiyorlar. Yani neleri bilmemiz lazım, nelere dikkat etmemiz lazım? Bunları şimdi eniştemden öğreneceğiz. Evet enişte. 18 yılı değil mi? Evet. 18 yıldır. Eniştem de bizim gibi güler yüzlüdür arkadaşlar. Çok. Muhabbeti makarayı sever. Şimdi bu Ford'larda Kornet olsun, Focus olsun sürekli sıkıntı çıkartan arabalar hangisi oluyor? Hararet özellikle. Şimdi şöyle Ford'larda genelini söyleyeyim. Ne motorunu öldürürsün ne hararet yapıyorsun. Hmm. Yani hararet görmüş arabada Ford'a genelde yapmaz ama genelde Hornet'lerde sıkıntı olur. Yani rampa aşağı inerken veya rampa yukarı çıkarken hararet bir iner bir kalkar. O da müşürden dolayı. İşte termostat gövdesinden komple değişiyor normalde. Hmm. Yani sadece içini değişiyor bazıları. Ama olmuyor. Komple set olarak değişmiş. Orijinal olması lazım bir de. OS marka mesela. OS evet. O önerilmiş mesela. Daha önce bizim başımıza gelmişti. Evet. Eniştem söylemişti onu. O şekilde bir videomuz da var hatta Ford Hornet. Hararet sorunu ısı müşürüne 3 tane pul atıyorduk. Tabii tabii. Bunu şimdi bilmeyen kişiler mesela gidiyor. İşte John Tanner, işte motoru evet bitik falan değil mi? Onlar genelde Ford'larda motoru öldüremezsiniz. Conta da ekleyemezsiniz. Çünkü çelik conta. Genelde bunlar dediğim gibi termostat gövdesiyle hararet müşürüne yapar. Hararet müşürüne altında bir tane pul koyacaksınız. Bakır ve alüminyum pul. İki değil, bir tane. Termostat gövdesi orijinal takacaksınız ki araba rahatlasın. Hmm. Bir de Kornet'lerde şimdi depoya giden ince hortumlar var. Onların işte siboklar var. Siboklar tıkalıysa onlardan da yapar hararet. Kaldırım denilen olayı yapar. Bunların şikayetleri bu. Herhangi bir Kornet'lerde başka bir şikayet olmuyor. Yani radyatör, bir de fan birinciyi açıyor, ikincisi açmıyor. İkinci, onlardan... Ha, bak, tabii ikinci kademe, iki kademeli fan vardır onlarda. İlk kademe normal fandır. İkinci kademede çok zora geldiğinde veya çok araba çok yüklendiğinde ikinci fan devreye girer. Eğer birinci fan çalışmaz ise ikinci fana kadar hararet yukarı kalkar. Kaça kadar kalkıyor mesela? Bu normallerde işte 100-110. İkinci fanlar. Yani normalde evet. 90'da. 90'da açar. Evet, açıyor.
kornetlerde forklarda genelde bu. Kornetlerde herhangi böyle bir şikayetleri var. Onlar da hani bulabilen yani basit, yani böyle göz burulacak bir durumları değil. Yalancı hareket zaten, yani anlık. Yani yokuş çıkarken yokuş yapıyor, yani gazdan bırakınca. Mesela şöyle, hangi arabaya alırsanız alın, rampa aşağı inerken boşa sallayın veya rampa aşağı basın, hararete bakın, direkt sıfır iner. Hangi araba olursa, Mercedes'den BMW'sine kadar, hepsinden. Rampa aşağı indiği zaman boşa attın mı hararet iner. Boşa atsan da, normal gazdaysan da direkt hararet düşer aşağıya veya boşa atın, tık düşer aşağıya. Yani, niye düşüyor peki? Çünkü o, dediğim ben size, soğutma. Hani rüzgar esnasında motor normal çalıştığı için hani, sürekli çalışmıyor. Sürekli kaynamıyor. Kaynamadığı için de soğutmaya geçecek. Zorlanmıyor. Tabii zorlanmıyor. Ya bu mesela çok şikayet geliyor mesela onlardan bana. Dedi ki normal diye bakıyorlar. Normal. Herhangi bir anormalliği yok o koklarda. Genel araçlarda hepsinde yani geçerli. Kornet'te herhangi böyle bir sıkıntısı var. Bu Ford'larda sıkıntı 2012'den yukarısında enjektör bozma olayı, turbo dağıtma olayı. Hangisi? Trans 2012'den sonra. Model? 2012 Ford. Şey yani Ford Transit mi, Kornet mi? Ford Transit. Ha Transit, büyük araçlardan bahsediyoruz. Büyük araçlardan bahsediyoruz. Tamam. Bunlarda da 2012'den yukarısı sıkıntı. Enjektör bozma olayı var. Turbo enjektör bozma olayı var. Bir de şu türbülatör kapağı var. Bunların içinde... Vakumu var. Bunların içinde 3 tane lastik var. Oraya çıkmaya geçer. Onlar içine düştüğü anda motorda yağ yakma olayı. İşte duman atma olayı. İşte o yüzden işte motor yapanlar var. İşte ne bileyim işte üst kapağı yapanlar, değiştirenler var. Bunlardan değil. İşte de silo lastikleri var ince ufak turuncu. Onları değiştiriyorsun. Yağ yakma olayı herhangi bir sıkıntı yok. Peki düşünce yani o yerinden düşüyor, o-ringin oradan yağ basıyor, o şekilde duman attırıyor, yağ yakıyor mu oluyor? Tabii havalandırma olduğu için mecburen havalı geldiği için turboya gidiyor, turbo yakıyor. Evet. Yakıyor. Evet. O sıkıntısı var, onu çünkü bilmiyor bazı ustalar. Diyor ki motor bilmem nedir, onlara söylüyorlar ama ondan değil. Genelde Ford'lar zaten yağ yakmaz. Yani ben bu zaman Ford'dan içindeyim mesela, hiç yağ yakan Ford ben yani çok nadirdir duydum. Sadece yağ dediğim gibi türbülatör kapağının üstündeki 3 tane kapadan yapar. Kapalar düşer içeriye, geçirir onlar, ıslanır düşer. Onları buhar olarak turbo verip yakar. O da millet evet. İşte ustalarda şey, yağ yaptır, motor yüzünden de duman atma, üfleme falan onlardan yapar. Biz de daha yeni bir tane yaptık işte. 2 gün önce paylaştım. Şu anda YouTube kanalımızda yayında. Hyundai H1. O da külbidör kapağından çekiyor turboya. Hava fitte hortumuna çekiyor. Oradan turboya basıyor. Turbo yağlanıyor. İşte o, biz dedik herhalde motorda sıkıntı. Motor üflüyor. Bir baktı külbidör kapağının vakumuymuş. İşte vakumlu. Onlar aldatıyor işte. Havalandırma olduğu için onu bilmiyorlar işte. Bağlantılar bilmiyorlar. Evet. Belki motor. Direkt motora giriyor yani. Ama ilk başta en basit olayı yapacaksın ki en son motora gideceksin. Tabii. İlk başta onlara bakacaksın. Diyeceksin müşteriye. İşte ilk başta türbülatör kapağını sökelim bakalım bir şey var mı yok mu? İşte ne bileyim enjektör pulları mesela özellikle Ford'dan söylüyorum. Enjektör pullarında pistonun kafaya yağ verir. O da yakmasını sağlar. Hem motorun üflemesi, hem duman atması, hem yağ yakması bunun sebebi olur. Enjektör pulu? Tabii enjektör pulu. Herkes pastalar ama o bunlarda Ford'larda, minibüslerde genellikle budur. Nasıl yağ basıyor orada? Şimdi külbidör kapağın contasından kaçırıyor o zaman, tamam. Enjektöre basıyor, üstünü dolduruyor. Hayır, zaten şöyle söyleyeyim ben sana. Zaten o enjektör orada çalışıyor. Pul sadece oradan yağ sızması için engelli. Zaten bu enjektör yağın içinde var. Ford'larda mı bu geçerli? Yani Ford'larda söylüyorum ben. Ha tamam. Ford'larda yağın içinde zaten. Diğerlerine gitti kafa da. Yok, diğerlerine. Bu Ford'lar için söylüyorum. Ford'larda yarısı yağın içinde olduğu için mecburen içinde yağ doluyor. Yağ dolduğunda o kenarından kaçırma yapıyor. O da pistonun kafayı verdiğini yakıyor. Ve üfleme yapıyor. Aldatıyor bu da. Yani motora gidiyor. Motor gidiyor. Üflüyor bilmem ne diye. O da aldatıyor mümkün. O yüzden Ford'da zaten öldüremezsin hiçbir motorunu. Ama şöyle söyleyeyim. Bakımların zamanını yaparsanız bütün malzemeleri orijinal kullanmak şartıyla orijinal yapıyorsunuz. Ha bak şunu yan sanayi kullanacaksınız. Bazıları yan sanayi kullanacaksınız. Neden? Çünkü ön bağlantılar yani fren bağlantıları orijinal taktığınız zaman ne olursa olsun bir sert olur, fren tutmaz, diksini yer. Çünkü bazı konusunda tutturamadılar. Yani Allah Allah. Tutturamadılar. Yan sanayi koyacaksın, kömürlü bağlantı olacak ki daha iyi tutsun,
fren mesafen daha iyi olsun, yumuşak olsun diye ve diksine zarar vermiyor. Bu atın ömrü orijinali mesela diyelim ki 40 bin gidiyor, yan senesi 30 bin gidiyor ama daha iyi oluyor. Evet. Yani biz mesela ben bunları öneririm mesela, yan sanayi olarak, bu at olarak öneririm. Ama bakım bazlı olsun, diğer işler olsun, orijinal şartı da hepsi orijinal takılması gerekiyor. Ford yan sanayi malzeme kabul etmiyor, sadece bağlılar hariç. Evet. Termostatta yaşadık işte, bir tane müşterimiz de vardı. Yan sanayi termostat takmışlar, araba yine harareti kaldırıyor yokuşta. Yalancı hararet gibi. Pull olayını yaptık biz. Pull olayını atmamıza rağmen düzelmedi. Sıfır taktığımız parçayı geri aldık tabii ki. O parçalar olmadığı için, müşteriye masraf açmamak için. Gittik sıfır termostat aldık. Müşteri sonradan söyledi ama. Yani Japon takmışlar, Kore mi ne? Yan sanayi takmışlar. Termostatı bir taktık, bitti olay. Orijinal malzeme kullanıyoruz. Ford'da orijinal malzeme kullanıyoruz. Yan sanayi kullanmıyorsanız hiçbir şekilde anlamına vermez. Ama bazı konusunda yan sanayi tavsiye ederiz. Orijinal kullanmıyoruz. Ama diğer konularda full orijinal olması gerekiyor ki kabul etmiyorlar. Peki zincir, devir, dime konularına gelirsek. Şimdi, Connet'ler, 90'lık, 110'luk, transitler. Şimdi şöyle söyleyeyim. Mondeo, Focus. Connet'lere söyleyeyim ben size. Connet'lerde iki tirgel var. Bir yağlı tirgel var. Yağlı değiş, bir üst tirgel var. Üst tirgel iki değişimde, alt tirgel tek değişim olur. Yani 150 binde alt tirgel değişir, üst tirgel de 70 bin, 80 bin değişir. Yani diyelim şöyle, alt tirgel bir kere değişiyor, üst tirgel iki kere değişiyor. Şimdi 70 binde üst tirgeli değiştirdik, 150'ye geldi, alt üst değişiyor. Tabii alt üst değişiyor. Tamam. Devir dayın her arabada, her araba için geçerli söylüyorum. Her arabanın değişmesi gerekiyor devir dayın. Her arabada yani. Ama bu minibüs olarak söyleyeyim mesela, mümkünlüğüne gerekmiyor. Ama taksi olarak Focus olsun, Fiesta olsun, ne bileyim, Cornet olsun, yenileri olsun mesela. Bunlar da Tornado olsun, bunlar da gerek. Bunların değişmesi gerekiyor komple devir dayında. Hmm. Çünkü devir dayı müslü çalıştığı için sökülüyor. Bu sefer de hani bu yeni baskı oluyor, yeni gelgisi falan oluyor. Bu sefer ne oluyor? 3 gün sonra aynı işçiliği daha veriyor. Yani. Olmuyor. Ya işçilikten ziyade bir de motora zarar veriyorsun da oradan. Motora zarar veriyor, de müşteri şimdi memnun da kalmış. Diyor ki hani bunu diye niye zamanında yapmadın? Mesela bazı ustalar diyor ki bir tirgel değişir gönder. Diyor ki mesela 2000 lira tuttu. Ya işte 300-500 devirdeymiş. Aralarında kaynak adamın gönlünü rahat tuttu. 3 gün sonra daha sökme. Ama müşteri bir şeyler ustalarını demiyor. Ustalar diyor ki hani değiştir. Bir sürü daha gelsin ki yolumuzu daha bulalım diyor mesela. Var, çok öyle insanlar mesela. Var mı? Ama bunu müşteri demesi lazım. Demesi lazım işte takım set olarak değişmesi gerekiyor. Devir daim, tirgel, V kayışı, işte gelgiler, hani avere bilelerine falan bakılması lazım. Onlara bakılması lazım. Değişmesi gerekirse değiştirilmesi lazım. Bunları söylemesi gerekiyor ama bizim tabii ustalarımız bunu bazıları yapmıyor. Niye? Müşteri az olsun ki, mesela müşteri fiyat alıyor. Diyor ki işte hepsini ben 3 bin lira yaptırıyorum. Buraya geliyor mesela, diyor ki şu 4 bin lira, usta şu 3 bin lira yaptırıyor. Nasıl yapıyor ama, ne takıyor? Ne malzeme kullanıyor? Nasıl bir işçilik uyguluyor? İşte nasıl bir işçiliği var? Temiz mi, iyi mi? Sana söylüyor mu bunu bunu diye? Mesela bana bir araç gelse, hangi olursa olsun fark etmiyor. Dese ki bana işte yağın suyuna bakacağım. Ben sadece yağın suyuna bakmıyorum bu arada. Bu arabanın ben ön tarafına bakıyorum, bilyalarına bakıyorum, balkona bakıyorum, amplarına bakıyorum. Yağın suyunu, işte sıcak suyunu, cam suyunu, işte frenlerini, frenlerini, hepsine bakıyorum. Lambasına varana kadar, kapıyı alamasına kadar adamı öyle teslim ediyorum. Adam sadece tek işin gelmiyor ki. Bana tek söylüyor ama ben hepsine birden bakıyorum. Çünkü biliyorum. 3 gün sonra bir daha gelmesin. Adam ki memnun kalsın. Aynen İşini öyle. İşini temiz yaparsan o kadar... Biliyorum. Ya çok yorum var zaten. Sana birçok müşteri yolladım. Bu civardan Tekirdağ olsun, Çerkezköy, çok geliyor. Yani. Çorlu. Tabii. Her yerden sana geliyorlar. Geliyor, çok geliyor. Birkaç videomuzda seni görmüşler. Ben de birkaç kere söyledim. Hepsi de memnun yani. Bayağı bir memnun. Bak. Mesela şey var, Tornio var sevgili bir abim. Bu da Tekirdağ'dan geldi. Mesela su kaçağı olayı vardı mesela. Yapmışlar, her gün değişmişlerdi. Termostat, devir daim, işte, radyatörler, hepsini değişmiş bütün ortamları. Ama su kaçağını bulamamışlar. Araba demişler, John Taylor. Onu yapmışlar, bunu yapmışlar. Karşılama sevgili John Taylor. En son işte sizden gönderenden gibi. İnternet üzerinden geldi. Dedi ki böyle böyle. Baktım, ben de baktım şöyle bir. Herhangi bir kaçak sıçak yok. Dedik bir yerden bir ufak bir sızdırma yapar, o da motor sıcaklığı ile kurutur. Kurutur. Ondan sonra işte birkaç defa denedim, antifriz koyduk ona, biz de orada farklı bir antifriz. Neyse gitti geldi, dedi ki kaçırıyor dedi. Termostat gövdesini söktüm. Termostat gövdesinin, o jontunun bastığı yerde hafiften bir çürüme var. Dedim ki %80 buradan kaçırıyor. Bu basınç aşağıda dur, sızdırır. Minik minik atar. Kurutur tabii. Tabii. Oraya bir şekilde doldurduk biz orayla. Güzel bir şekilde taktık. Adam duvar üstüne duvar ediyor. Bak mesela karşılarına iş yönlendirdi bana.
memnun kalmasa yönlendirmez. Kendisi yapmak istedi. Dün buradaydı kendisi. Dün işlerini yaptık mesela. Adam çekiyor. Ha, dün de mi buradaydı? Tabii dün de buradaydı. İşlerini yaptık mesela. Yönlendiriyor da. Yani burada selam mı? Hani mesela internetten diyorlar işte Emrah yani çözgenler falan diye. Biz de tabii elimizden geldi çünkü Bursa'daki yani İstanbul'un şeyi biziz burada. Yani. Burada sen varsın. Selam eder. Yani bazısı ki işte yap et veya alma etme. Biliyor mu? Ondan yana sıkıntı yok. Şükür olsun. Allah razı olsun. Bir şeyimiz yok. İşimizi düzgün yapıyoruz. Kimseye hani başında eğmiyoruz. Bizim için para önemli değil. Para ikinci planda. Önemli olan işimizi sağlam yapalım. Zaten müşteriler de onun hakkını zaten verir. Veriyor canım. İşini yapınca. Yani işini yap. Geliyor zaten. Allah veriyor bir şekilde. Sıkı da gelir. Yani tek bir iş yap. Temiz yap ki evet. Şartın dönüş. Peki zincir için neler söylemek istersin? Zincirlerde kaç bin kilometrede değişmesi lazım? Zincir sesi ne zaman belli olur ve zincir arızaları nelerdir? Motora ne gibi sıkıntı çıkartır? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ford'larda 2002 ile 2007 arası araçlarda 120 bin'de değişiyor zincirler. Çünkü ben şey söyleyeceğim şimdi, model söyleyeceğim. Aynı motor ama farklı sistemler. Şimdi 2003 ile 2007 arasındaki Ford'larda tuş takımı var bunlarda. Eski Ford diye geçer. İticiden bahsediyoruz değil mi? İticiden söylüyorum. Tamam. Şimdi bunlarda 120'de değişiyor. 100 bin, 120 binden. Yani 120'de geçmemen gerekiyor. İticilerle beraber mi değişmesi lazım onlarda? Yok. İticilerle değişmiyor. Şimdi iticiler 120 binde geçtikten sonra ve dandik yağ kullandıysanız zaten şıkır şıkır ses yapar. Böyle sivap kaçırınca lop 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 vurma sesi yapar böyle. Onu da nasıl kesersiniz? Zinciri değişirsiniz. Yağını da değişirsiniz. Keserse, hani tuşları doldurursa otomatik olarak onlar kulaklar bozmaz. Ama devamlı üstünde yürürseniz böyle bir 10 bin, 20 bin giderseniz komple değişmek zorunda kalırsınız. Ama 2003 ile 2007 arasındaki araçlarda 120'de değişiyor zincirler. İtecekler gerekirse değişiyor. Gerekirse değişmiyor. Ama bazılarında çok böyle bir nadirdir. Yağ çok zayıf basar. Dandik yağ, merdiven altı yağ koyarsınız. O da 16 tane tuş var. 16 tane tabii tuşların hepsini bozmuyor. En fazla 8 tanesini bozuyor. O da emme tarafındaki de bozuyor. Ekstra tarafını bozmuyor. Onları bozuyor. Onları değiştirirsiniz. Böyle bir bazıları yatak sesi vardır. İşte tuşların sesi vardır. Şamarlıyor der. Ama o ses onları yapmaz. Genellikle tuşlardan yapar. Bu 2003 ile 2007 arası bu 120'de değişiyor. 2008 ile 2011 arası da 150 bin değişiyor. Onlarda tuş var ama onlar yatay tuş var. Normal şey tuşu yok. Onlar tuşla kulakla bozmuyor. Onların dediği gibi onlar da aynı şekilde. Zincirlerin 150 bin falan değişiyor. Yani 130'u değişirsen daha avantajlı. Yani ne kadar erken o kadar iyi. O kadar iyi olur. Ha bu bunlarda zincir değiştirmezseniz hangi araçımız kopar ise üstteki o piyano tuşlarının bastığı cıvatan yerlerini kırıyor. Kırdığı zaman da kepli, üç kepli bunlar. Üst kepi kırıyor. Kırdığı zaman da komple değişiyor. Yani silindir kapağıyla komple değişiyor. Ona çıkmaz kep de alsan uymuyor. Çünkü eksentrik, çift eksentrik olsun onlar rahat dönmesi lazım. Rahat sıkma yaparsa tuşları doldurmaz. Yağlamaya zayıf batar. Bu sefer komple batar tekrar. Motora bir zarar veriyor mu? Tabii motora zarar verir. Zincir koptuğu an. Şimdi tuşlara sadece zarar verir dedim mesela. Zincir kapakla beraber değişiyor dedim. Tabii zincir koptuğu anda motorların içine zarar vermez. Sadece üst tarafına zarar verir. Ha onu sormak istedim. Üst tarafına zarar verir. O da tuşlara verir. Tuşların cıvatlara bağlandığı yerlerde onları kırar. Normal sivoklar falan vurmaz. Onları kırar. Eksentriği falan çevirmez. Kolay kolay. Vurdurmadığı sürece. Evet. Kopar mesela, koptuğu zaman vurdururlar mesela, eksentrik çevirme yapar. Bu da çok nadirdir. Eksentrik, o horozun geçtiği, diyeceklerin geçtiği mili kırar mesela. Onlar da cevaplarının eksikse. Bu sıkıntılar da bu olur. 2012 mesela modellerde, araçlarda, 2012 motorlarda yağ yakmalığı vardı. Fabrika bunları çağırdı yani. Tabii, fabrika çağırdı çünkü yağ yakmalığı, turbo dağıtmaları vardı 2012'lerde. Turbo dağıtma yani, olayı da var. Ondan sonra 2013'leri, 2012'de bütün araçları çağırdılar. Yağ pompasını değiştirdiler hepsini. Ondan sonra bazı araçlar dizine girdi, bazıları girmedi. Bu 2012 ile 2018 araçlarda da bunların 160'ını değiştirdi zincir. Bu da aynı şekilde tuşlu. Yani motor aynı, sistem aynı. Sadece beygir farkı var. Evet. İşte parçaların bazı yerleri değişir ama sistem aynı. Değişen bir şey yok yani. Bunu da aynı şekilde yaptığınız zaman tuşlar ekliyor.
Onu da kapağı değiştiriyorsunuz, pompa değiştiriyorsunuz alıyorsunuz. İstanbul ya, bunlarda herhangi bir, şey diyeyim mi, araçlarda herhangi bir arıza, teknik arıza sadece bu yeni seviyelerde turbo ile enjektör hatası var. Dediğim gibi yeni modeller. Aynen, yeni modeller bunlar var. Herhangi başka bir sıkıntı yok, şişirme falan yok. Devirdaim için neler söylemek istersin? Şimdi Devirdaim şöyle söyleyeyim, mülsel olsun söyleyeyim ben size. Çarkı kolay kolay boşaltmaz. Yansınlar tak onu kullanmadan sürece. Ama orijinal taktığın zaman, kaçırdığı zaman veya işte ses yaptığı zaman, boşluk yaptığı zaman değişiyor Devirdaimler bunlardan. Çünkü o zincirle o ayrı olduğu için onun herhangi bir fazla şeyi yok. Ama işte bineklerde devamlı üstüne bindiği için, triggerin üstüne bindiği için isterseniz mecbur değiştiriyorsun. Evet. Ayrı olanlara sadece. Ayrı olanlarda onlarda herhangi bir sıkıntı olmuyor. Çünkü dışarıda olduğu için herhangi bir baskısı yok. Dışarıda olursa bu daha çok baskısı olduğu için, gergisi olduğu için bilye dağıtabiliyor. Tabii, bilye çok dağıtabiliyor. Şey bir şey olabiliyor. Bir şey olabiliyor. O yüzden onu değiştirmen gerekiyor şey bileklerde ama ticarilerde kaçırdığı zaman, herhangi bir ses yaptığı zaman, bir şey yaptığı zaman onu değiştirmen gerekiyor. Anladım. Peki yazılım hakkında neler söylemişsin? Mesela DPF, EGR iptali gibi ben işlemler... Şöyle söyleyeyim, bunu hiçbir araba tavsiye etmiyorum. Yani hiçbir araba tavsiye etmiyorum. Niye tavsiye etmiyorum? Ford'larda genellikle, yani işte bineklerde, işte Volkswagen'ler, bilmem hangi araç olsa olsun. Bunları tavsiye etmiyorum çünkü niye? Motoru öldürürsün. Tabii. Yani çünkü bunu fabrika koymuş, niye koymuş? Araba daha çok rahatlasın diye. Mesela yani. Araba niye? Nefesini açsın diye. Yani pis tekrar temize çevirip atsın diye. Yani bunun her bir parçanın bir görevi var orada. Sen şimdi bunu attığın zaman bu sefer motora yükleniyor. Sen anlamıyorsun ama motora yükleniyor. Yazılım mesela, yazılım motorlar B girmesi 140'sa 160'a çıkartıyor. Evet. Bu sefer ne oluyor? Arabanın çalışması daha çok farklı oluyor. Tüm sistemi bozuyor. Sistemi hep bozuyor. Beyni aptallaştırıyor. Bu sefer ne oluyor? Bir yerden bir şey veriyor. Mesela enjektör hatası veriyor. Mesela turbo hatası, beyin hatası veriyor. Şunu hep karıştırıyor. Yazılım ben tavsiye etmem. Evet. Hiç böyle yazılım tavsiye etmem. EGR'ye de ben iptal etmesini tavsiye etmem. EGR'lerde. Ha kornetlerde mesela, bineklerde kornet yaşı söylüyorum. Kornetlerde EGR'yi körlüyorsun sadece. İptal etmiyorsun. Sadece körlüyorsun. Neden? Ne gibi durumlarda bu işlem yapılıyor? Ne gibi durumlarda? EGR'e kitleme yapıyor. Bazıları direkt değiştiriyor. Bazıları körleme yapıyor. Bazıları beyinden silmiyor. Beyinden silmesini tavsiye etmem. Çünkü açık kalacak. Beyinde açık kalacak. Körlemeyecek. Sadece arkadan pul koyuyorsun zaten. Yani. Şey koyuyorsun, saç koyuyorsun, körlüyorsun. O da rahatlanıyor. Sonra bir ay sonra tekrar alıyorsun, normal seviyeye gidiyor. Yani burada bir şeyi resetliyorsun zaten. Yani körleyince de EGR orada çalışıyor mu yani? Şimdi EGR çalışıyor. Sadece o pis kumunu atamıyor dışarı. Evet. Yani sadece şeyi şifren çıkartmıyorsun. EGR normal takılı ama normal borusu var türlü şey takılan. Onu oradan saç koyuyorsun, sonra onu körlüyorsun. Bir ay sonra çıkartıyorsun, eski haline geliyor. Bu da hani şöyle söyleyeyim, hani bir resetliyorsun mesela arabayı, onu gibi düşünüyorum. Evet. Alıştırma yapıyorsun, sonra normal seviyorsun. Çünkü EGR ne yapar? Kurumdan dolayı, eksos mesela partiküller mesela neden dolayı? Kurumdan dolayı yapar. Mesela normal araçlarda hangi olursa olsun, 3000 ile 4000 arası ses değişim arabalı olması gerekiyor ki kurum bağlamasın. Evet. Yani herhangi mesela bir sobayı düşün. Mesela sobayı yaktın, normal yanıyor. O sobanın borusu kurum bağlıyor mesela. Normal yanıyor ya ama kurum bağlıyor. Ama bir harladığınız zaman ne oluyor? Bu sefer de o kurum kalmıyor. Kurum i̇şte araçta bu şekilde işte. Yani fites değişim aralığının 3000 ile 4000 arası olması lazım. Evet. Bütün ben de öyle şey diyorum da çok yakıyor o zaman. Yaksın. Mazot kaç para biliyor musun diyorlar ama falan. Öyle de bu sefer de masraf açıyor. Mesela bir partikül yapmaya kalksanız bir temizliğe kalksanız 1-1.5 milyon. Zaten onu oradan çıkartıyorsun zaten. Yani sadece partikülle kalsa hani tıkandı mesela bu enjektörlerine zarar veriyor, pompana zarar veriyor, motoruna zarar veriyor, egzozuna zarar veriyor, her şeye zarar veriyor. Yani. Sen basmıyorum, üzmeyeyim diyorsun ama sen gerçekten üzüyorsun yani. Basar ama farkında değil. Tabii farkında değilsin yani. Değil mi? Tamam Sefer Usta, teşekkür ediyoruz. Başka aklıma bir şey gelmiyor. Arkadaşlar bu arada Ford sahibi olanlar veya sormak istedikleri kimin sorusu varsa yorumlara yazın. Daha sonra tekrar buluştuğumuzda bu videoyu açacağım ve yorumlarda bakacağım neler yazmışsınız. Ona göre Sefer Usta'mıza soracağım. Cevaplamaya çalışacağız. Var mıdır söylemek istediğim bir şey Bursa'ya, büyük kayınçalarına, buradan takipçilerimize? Buradan herkese selam olsun. Aleyküm selam. Buradan kayınçalarıma çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Kazançlar versin. Cümlemize. Amin. Kendine iyi bakın işte. Eyvallah. Allah'a emanet ol. Hayırlı işlerin olsun. Bay bay.
like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hala da kanalımıza abone değilseniz aşağıdan abone olup bize de destek olabilirsiniz. Kendinize de bir şeyler katabilirsiniz. Kanalda birçok video var. Bunları izleyip kendinizi otomotiv sektöründe geliştirebilirsiniz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bay bay.